Merhaba, ben astrolog Beliz Aktan. Atürk TV ekranlarından canlı yayında Beliz Aktan'la Astroloji Günlüğü programına hoş geldiniz. Nasıl geçiyor günleriniz, haftalarınız? Evet, çok güzel geri dönüşler alıyoruz sizlerden. Öncelikle kendi adıma, sonra kanal adına sizlere kocaman bir teşekkürü borç biliriz. Çünkü hem izlenme oranlarının her geçen gün artması, hem sizlerin geri dönüşleri, sorularınız, fikirleriniz, düşünceleriniz, sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Ve her programı açtığımda öncelikle kocaman teşekkür kanaldaki arkadaşlarımdan ve benden sizlere gelecek. Ardından da sizler adına ve kendim adına kanaldaki arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her zaman bunu belirteceğim. Sadece canlı yayında ekranda ben görünüyorum. Ama bunun öncesi çok ciddi toplantılar, çalışmalar, bir disiplin ve aynı zamanda canlı yayında da yine her türlü konu ve durumla ilgili birçok arkadaşım şu an burada problemsiz, sıkıntısız en güzel yayını gerçekleştirmek için çok teşekkür ediyorum onlara da. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftasını bu hafta sizlere aktaracağım. Bakalım yol harita gökyüzü ne diyor? Siz de ona göre yol haritanızı çizeceksiniz. Bu hafta önemli bir hafta. Gezegenlerin birbirlerinin açıları ve etkilerinin yanı sıra önemli bir dolunay var. Bu dolunay Aslan Burcu'nda gerçekleşiyor. 16 derecede Aslan Burcu biliyorsunuz sabit bir burç. Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçları. Çok önemli bir süreç içerisinden geçiyor. Hem Akrep Boğa aksındaki tutulmalar hem de aynı zamanda Satürn Kova burcunda ve sabitliklerin çok köklü bir şekilde değişmesi, dönüşmesi. Tabii sadece burçlar değil. Haritalarınızda bu burçlar hangi evler, gezegenler varsa o ile ilgili çok köklü değişimleri yaşıyorsunuz. Ve 8 Kasım'da gerçekleşen Boğa burcundaki tutulmanın bir nevi tamamlanması, onunla ilgili olay ve konuların hayatımıza geleceği tetiklendiği bir tutulma, daha doğrusu bir dolunay, yani tutulmayı da tetikleyecek önemli her birimiz için. Şimdi haftanın geneline bakmak istiyorum. Ay ikizler enerjisiyle başlayacak. Ay ikizler enerjisi biraz daha böyle Mars'ta ikizler burcunda artık retrodan çıktı, daha hızlı hareketli. Seri düşündüğümüz, hızlı hareket etmek istediğimizde birçok fikrimiz aklımızda böyle düşüncenin çok hızlı geçtiği ve hayata geçirmek istediğimiz bir zaman dilimi. Ve yine pazartesi günü Mars'ta Güneş arasında güzel destekleyici bir açı var burada. Çünkü hava elementinin enerjisi hem Güneş Kova burcunda hem Mars ikizler biraz daha Satürn'le desteğiyle birlikte daha sistem ve düzen kurmak için önemli bir zaman dilimi ve bir süreç. Şimdi yine pazartesi gününe baktığım zaman Merkür ile Uranüs açısında ikisi de toprak elementinde güzel yine destekleyici bir açı var burada. Özellikle bu tür açılara değerlendirmek açısından gökyüzünün desteği güzel ve önemli ve her bir uç için etkisini söyleyeceğim. 1 Şubat Çarşamba gününe baktığım zaman birazcık böyle Güneş'le Şiron arasında, Şiron biliyorsunuz biraz yaralı alanımızdır aslında bizim. O biraz böyle hem anahtar şeklinde hem haritanın anahtarı gibidir. Aslında burada şöyle bir şey var. Hep üzmez. Mutlaka ödülünü, mükafatını getirir. Ama burada birazcık böyle çabaya, gayrete, önümüzde durana adım atmamız için ama birazcık yeni dönem, böyle yeni kurallar, yeni düşünceler, yeni atılımlar veya yeni bir bilgi donanımına bunu istiyor çünkü. Yine destekleyici bir açıyı veriyor. Tabii bazıları için bu birazcık böyle eskiyi bırakmak adına zorlayıcı olabilir. Ama yeniliğe ayak uydurmak adına ve oradaki o hareketliliği yakalamak adına da güzel destekleyici etkiyi verir. Ve çarşamba akşam saatlerine baktığım zaman Ay Yengeç enerjisinde olacak. Biraz daha böyle daha kendi içimizde, kendi özelimizde, daha duygularımız, daha böyle açığa çıkarmadığımız tarafımız. Birazcık böyle Güneş-Şiron arasındaki açı ve etkiyle de birlikte biraz yaralı taraflarımız açığa çıkabilir. Birazcık böyle her birimiz biraz daha hüzünlü olabiliriz ama merak etmeyin, gökyüzü bu hafta oldukça hareketli. Perşembe gününe baktığım zaman Venüs ile Kuzey Ay düğümü arasında çok yapıcı, güzel, destekleyici bir açı var. Yine bakın, bunlar yeniliğe yönelik, yeni sistemi, düzeni kurmak, bakış açısını oturtmak, yeniliği, yeni versiyonu, daha iyisini hayatımıza getirmek için bir süreç. Aslında buradaki sıkıntı şu olabilir. O yeniliğe biz ayak uydurmazsak ya da direnirsek, çünkü gökyüzü özellikle bakın 8 Kasım'daki tutulmanın da bu dolunayla tetiklenmesiyle birlikte
aslında her birimiz için köklü değişim, dönüşümlere daha iyi bir versiyon ve daha iyi bir şekilde ilerlememiz için bu etkileri bize getiriyor. 4 Şubat Cumartesi gününe baktığım zaman Güneşli Uranüs açısında birazcık böyle çabaya gayreti gerektiren, bir çaba gerektiren bir enerjimiz var. Buradaki açı özellikle uzun vadeli çaba ve gayretimizin aslında daha verimli bir hale geleceğini bize söylüyor. İlk eğer çok kolay bir takım şeyleri istersek bu birazcık bizleri zorlar. Çünkü burada çaba, gayret ve enerji gerekiyor. Tabii enerjiden kastım kesinlikle çalışmak, çabalamak ve altyapısını çok donanımlı bir şekilde sistem kurup o yapılandırmakla ilgili. Ve hafta sonuna baktığım zaman sabah saatleri itibariyle Ay Aslan enerjisine geçecek. Dolunay'a doğru gidiyoruz. Ve yine pazar günü enerjisine baktığım zaman Venüs biliyorsunuz balık burcunda yüceldiği yerde, güzel desteklendiği bir yerde ama yine tabii ki çok güzeldi, her şeyi çok böyle hani oluruna bırakmamakta fayda var. O altyapıyı, o donanımı oluşturmakla ilgili. Aslında bizim her birimizin hatası şu: gökyüzü çok güzel bir etki veriyor. Tamam, işte sistem bana her şeyi getiriyor. Gökyüzü çok güzel etki veriyor ama gökyüzünün yine bize belirttiği bir şey var. Bireysel haritanın verdiği potansiyel doğrultusunda çalış, çabala, altyapıyı oluştur, emek ver diyor. Ve burada Venüs ile Mars arasında bir açı var. Yine aynı şekilde bakın, burada çabaya, gayrete, ilişkilerle ilgili, iletişim şeklinle ilgili, orta yolu bulma, anlaşma ya da ilişkiyi yapılandırmak, beklentiniz de gerçekliktedir. Ya da kimileri için de gerçekten birazcık böyle sihirli dokunuş gibi de bir takım yapılanmaları, etkileri, ilişkini daha böyle hani yoluna girmesi, oturtulması veya her iki tarafında konuşarak orta yolu bulup anlaşmalar açısından da güzel destekleyici etkileri verir. Evet, haftanın geneli bu şekildeyken hadi bakalım bireysel anlamda, tabii burada genele yönelik yorum yapıyoruz, burçsal anlamda diyelim. Bakalım sizlere nelere getiriyor. En çok sorulan sorulardan biri, yükselen burcumuza göre mi, güneş burcumuza ya da ay burcumuza göre mi? Kesinlikle yükselen burcumuz bizim çok önemlidir. Çünkü yükselen bizim dışa yansıttığımız bizi verir. Evet, öncelikle size tavsiyem, ilk önce yükselen burcunuzu lütfen bir dinleyin, takip edin. Arkasından güneş burcunuzu, ama öncelik yükselen burçla ilgili olan haritanızın verdiği potansiyeli. Tabii ki bireysel anlamda da bireysel haritalarınız çok önemlidir. Çok daha böyle nokta atış, yorumlamalar ya da yol haritanızı çizmek açısından. Çünkü onların her biri sizlerin birer parmak izidir. Haydi bakalım şimdi 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen koç, güneş burcu koç olan sevgili takipçilerimiz. Pazartesi günü ay ikizler enerjisi biraz daha hız ve dinamiklik getirir size. Özellikle anlaşma, sözleşme, görüşmeler, konuşmalar, yazışmalar, bilgi, donanımla ilgili ya da bilgi becerinizi çıkarmakla ilgili. Aynı zamanda etrafınızdaki insanlarla da hani akıl verir, tavsiye de verir, farkındalığını biraz daha artırırsınız. Ve yine pazartesi gününe baktığım zaman Merkür ile Uranüs arasında güzel destekleyici bir açı var. Bakın bu özellikle sizin yaptığınız iş ya da uğraşla ilgili, kazançlar, gelirlerle ilgili ya da daha gelirinizi, kazancınızı artırmak için yeni bir iş, işleyişle ilgili olan kısımda anlaşma, sözleşme, konuşma, görüşmeler, özellikle Merkür'ün de retrodan çıkması, düz harekete geçmesi, hani konuşulan, eksik aksak kalan, tamamlanmamış her ne varsa bu sefer kesin katı bir şekilde daha netleşmek adına güzel destekleyici bir etkiyi veriyor. Ve 1 Şubat Çarşamba gününe baktığım zaman böyle Güneş'le Şiron arasında bir açı var. Bu özellikle şunu belirtmek istiyor sizlere. Önünüzde duran bir şey var ama siz çeşitli bahanelerle buna adım atmıyorsunuz. Bunun size gelmesini beklediğiniz noktada hayır. Buradaki etki kendini ortaya çıkarıp göstermek istiyorsan eğer, o zaman buraya doğru ilerlemelisin, buraya doğru gitmelisin ve sen bu konuyla ilgili adımını atmalısın. Önünde duran bir şeyi kaçırmak istemiyorsan ve geleceğinle ilgili yeni bir yapılanmayı daha sağlam temeller üzerine kurmak istiyorsan, o zaman harekete geçmelisin diyor. Burada bazı koç burçları için, ateş elementi olduğunuz için sizde böyle bir anlık bir hevestir. Hayır, bu sefer bir anlık heves değil. Başlattığın bir şeyin devamını getirmek zorundasın diyor sizlere. Ve çarşamba günü akşam saatlerine baktığım zaman ay yengeç etkisi
Biraz daha sizin böyle daha duygusal, daha kendi içinize dönük. Kimi koç burçları için ailevi konular gündem olabilir. Daha ev, daha aile hayatı veya daha duygusal bir 2,5 günlük süreç sizi bekliyor diyebilirim. Şimdi Perşembe gününe baktığım zaman Venüs ile Kuzey Aydın arasında güzel bir açı var. Fakat burada bazı konu durumlarla ilgili belki korkunuzu, kaygınızı, şüphenizi ya da hayalperest olduğunuz, beklentinizin yüksek olduğu konularda aslında içsel anlamda bazı şeylerin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz ama hayata geçirmek konusunda biraz daha gerçekçi olmanızı istiyor. Özellikle burası bakın daha böyle kendine güven, kendi değerini arttırmak, aynı zamanda kazançlar, gelirlerle de ilgili olan kısımda belki hangi yöne ya da yola gitmenizi biliyorsunuz ama cesaret kısmıyla ilgili birazcık orada bir sıkıntı, problem olabilir. Ama ben size cesaretle ilgili olan kısımda bir sıkıntı görmüyorum. Daha çok sizin hevesinizin bir anda bitmesi. Yani bir anda böyle bir şey başlama enerjisi ama daha sonra hevesinizin bitmesi. Yani devamını getirememekle ilgili olabilir. Devamını getirdiğiniz noktada özellikle gelirler, kazançlarla ilgili destekleyici bir etkiyi verir. 4 Şubat Cumartesi gününe bakıyorum. Burada kendimi ortaya koyduğum konularda yeniliklerle ilgili sürpriz gelişmeler var. Sürpriz kaynaklar, yeni kazançlar, bir takım iş işleyişlerle ilgili daha şu anda şekillenmemiş bir takım bir şeyler olabilir. Ya da sistemini kurmanız gereken, mesela aklınızda vardır uzun süredir cesaret edememişsinizdir. Sisteminizi kurmanız gereken ve bunu uzun vadede, aslında Mart'ın ilk haftasına kadarki süreçte sistemini oturttuğunuz zaman o yavaş yavaş size geri dönüşü sağlayacak diyor. Burası güzel aslında. Ama tabii ki değerlendirme kısmı çok önemli sizler için. Ve cumartesi sabah saatlerine baktığım zaman Ay Aslan enerjisine geçecek. Dolunay'a doğru gidiyoruz. Pazar sabahına baktığım zaman yine Venüs ile Mars arasında burada bir açı var. Venüs ile Mars arasındaki açı birazcık dinamik bir enerji, birazcık bir çaba gayret gerektiren bir etki ve enerjiyi getiriyor bize. Evet, birazcık böyle fikirleri, düşünceyi ortaya koymakla ilgili olan konuda zihninizi toparlamanız gerektiğini ve gerçekliği görmenizi, biraz hayalperestlikten çıkmanızı istiyor. Bazı konu, koşul ve durumlarda aslında korkuyu, kaygıyı atmak, aynı zamanda yaratıcı yetenek ve becerilerinizi çok güzel ortaya çıkarır. Yine ifade edemediğiniz şeylerle ilgili yazarak anlatabilir, çalışabilirsiniz. Fakat burada daha çok hani daha gerçeği, tablonun gerçek kısmını, gerçek tarafını görmekle ilgili bir çaba var. Birazcık böyle hani ilişkilerle ilgili olan kısımda ilişkilerdeki hani o tamamlanma enerjisine konuşulması gerekeni, yapılandırması gereken görev biraz size düşüyor. Çünkü sonuçta yöneticiniz Mars. Evet, pazar günü akşamüstü saatlerine baktığım zaman 16 derecede gerçekleşecek bir Aslan burcunda bir dolunay var. Bakın, sabit bir burç ve 8 Kasım'daki Boğa burcunda gerçekleşen tutulmanın derecesinde o tutulmanın işte şu an bütün olaylarını, konularını, hikayesini aslında daha gerçeklikte önünüze getirecek. Bu bir nevi tamamlanmakla ilgili olan bir süreç ve Aslan burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay etkisi sevgili Koç burçları için daha böyle mesela çocukla ilgili bir kararlar alabilirsiniz, çocuklarınızla ilgili veya bazı tabii ki çok çeşitli yaş grubundan takipçimiz, izleyicimiz var. Veya çocuk sahibi olmakla ilgili bir karar alabilirsiniz. Burada daha yetenekler, becerilerle ilgili olan kısımda hangi yeteneğin ve becerinin evet bana ait olduğunu ve bu konuda uzun vadede başarılı olacağım, bununla ilgili kendini açığa ortaya çıkarmakla ilgili ve bazı koç burçları için de Aslan üstelik de burada aldığı açı ve etkiye baktığım zaman İkili ilişkilerle ilgili, duygularla ilgili daha netleşmek kısmını da verir. İlişkilerle ilgili daha yapılanmakla ilgili olan kısım verir ama birazcık aslan söz konusuysa eğer burada aslan enerjisi şunu söylerim ben size. Bir de siz sonuçta koç burcusunuz. Duygularınızdan iyice emin olun diyeyim. Çünkü çok daha yükseklere çıkabilirsiniz. Ama daha sonra bir baktığınızda aslında o kadar da çok hani hissettiğiniz gibi olmadığını anlayabilirsiniz. Biraz daha sakin, temkinli yaklaşmakta fayda var derim ben size. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Boğa Güneş Burcu Boğa olan sevgili takipçilerimiz.
Ay ikizler enerjisi pazartesi günü maddi konu ve koşullarla ilgili olan bir etki de hayatımıza gelecek. Burası birazcık böyle parasal konular, maddiyat, gelirler bunlarla ilgili olan kısımda şu 2,5 aylık süreç içerisinde çok böyle bir daralma ya da hareket edemediniz. Bu konuyla ilgili hareketlenme anlamında güzel destekleyici etkisini verecek size. Pazartesi günü yine Güneş ile Mars arasındaki açıya baktığımda tamamen maddi konu koşullar gerçekten bu sefer gündemde. Hem bir yapılanma içerisindesiniz, hem bir kariyerinizle ilgili ya da maddi anlamda bir burada bir sabitlik, bir düzen, bir şeyi daha net bir konuda ortaya koymakla ilgili sistem kurmanıza destekleyen bir etki var. Özellikle Mart'ın ilk haftasına kadar önemli bir süreç. Ve yine pazartesi gününe bakıyorum. Merkür ve Uranüs arasında bir açı var. Çok hızlı yön değiştirebilirsiniz. Yani bir işin, bir uğraşın peşinde giderken aslında böyle insanları çok şaşırtacak bir şekilde çok hızlı hareket etmek isteyebilirsiniz. Hani içinizde kalan, ortaya çıkaramadığınız şartlardan, durumlardan ya da cesaret edemediğiniz konu, koşul ve durumlarla ilgili hiç bilmediğiniz bir yana yönelmek isteyebilirsiniz. Burada da varlığımı kendimi göstermek, önce kendinizi ispatlamakla ilgili bir sürecimiz olabilir. 1 Şubat çarşamba gününe baktığım zaman Güneş ile Şiron arasında bir açı var. Burada birazcık en büyük kaygınız, en büyük korkunuz, belki kendinizin en büyük düşmanı ya da harekete geçemediğiniz, sizi harekete geçirmeyen şey aslında kendi korkunuz. Aslında bu konuyu birazcık daha üzerine gidip, bu konuyla ilgili korkunun, kaygının gerçekten olup olmadığı kısmında netleşseniz aslında çok daha farklı bir şekilde kendinizi ortaya koyacaksınız. Yeni bir siz olarak ve yine bu açı, bu etkiye baktığım zaman Mart'ın ilk haftasına kadarki süreçte buradaki korku, kaygı ya da netliği kazanırsanız eğer çok daha farklı bir düzen sistemi size vaat ediyor. Çarşamba akşam saatlerinde Güneş Yengeç Burcu etkisi. Birazcık böyle yakın çevre, yakın civar, kendinizi iyi hissettiğiniz. Hani böyle bazı yerler vardır, bazı mekanlar, bazı yerler. Kendimi evimde, ailemle birlikte gibi hissediyorum dediğiniz yerlere doğru yönelebilirsiniz. Daha çok ailede böyle kardeşlerle ilgili, kuzenlerle ilgili bir bağınızın geliştiği 2,5 günlük bir süreç olabilir. Ama burada yine onlarla ilgili hani akıl vermek, tavsiye vermek, konuşmakla ilgili bir konularda söz konusu olabilir. Ailevi konular gündeme de gelir. Perşembe gününe baktığım zaman burada Venüs'le Kuzey Ay Düğümü arasındaki açı burada aslında sizinle ilgili bir farklılık, bir yenilik, yeni bir versiyon gündeme gelecek. Ama bir takım planları yaparken ya etrafınızdaki insanlardan akıl ve tavsiye alıyorsunuz veya bir takım yenilikleri yapmak isterken fakat burada hani bir takım tereddütler var. Biraz tarzınızın, çizginizin ya da bildiğinizin dışına çıkmakla ilgili. Ama burada birazcık sistem size birazcık cesaretin iyi geleceğini yine söylüyor. 4 Şubat Cumartesi gününe baktığımız zaman Güneş ile Uranüs arasında bir açı var. Bu tamamen size bu hafta yeni bir düzen sistem kurmakla ilgili, yenilikle ilgili, biraz daha cesaret etmek, biraz daha çağa, zamana, sisteme, düzene ayak uydurmakla ilgili olan bir kısmı veriyor. Ama bu hafta birazcık yükselen boğa, güneş burcu boğalar biraz sürprizleri açıklar, biraz böyle ters köşe yapabilirler, şaşırtabilirler, bir farklılık yapmak isteyebilirler. Ve sabah saatlerine baktığım zaman hafta sonu ay aslan enerjisine geçecek. Dolunay'a doğru giderken pazar günü yine sabah saatlerine baktığım zaman Venüs ile Mars arasında bir açı var. Burada bütün aklınız, fikriniz, düşünceniz, her şey maddi konu koşullarla ilgili. Bugünü değil, bugün bir şey yapmak istiyorum ama geleceğe yönelik kazançlarımı arttırmak adına. Bugüne yönelik hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her şey geleceğe yönelik, daha ileriye yönelik. Ama yine söylüyorum bakın size, sistem sizi bu anlamda destekliyor yeni bir düzen sistem kurmak için. Ve pazar gününe baktığım zaman ay aslan enerjisi sizin için çok önemli. Çünkü burcunuzda Kuzey Ay Düğümü var ve tam 16 derecede gerçekleşen 8 Kasım'daki tutulmanın olaylarının, konularının, hikayesinin geldiği yer. Özellikle bakın taşınma, özellikle aileyle birlikte ortak bir eviniz ya da ortak bir mirasla ilgili bir takım konular varsa, yeni bir düzen, yeni bir yer, yeni bir yapılanma,
Bu aynı zamanda sizin ailedeki hiyerarşik düzeninize, sizin konumunuza ve aynı zamanda sanki hani bunu yaptığım, yapılandırdığım zaman daha içim kendimi daha rahat hissedeceğim diyeceğiniz size iyi gelecek bir düzen ve etkiden bahsediyor. Evet, 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen ikizler, güneş burcu ikizler olan sevgili takipçilerimiz pazartesi günü kendinizi tam anlamıyla haftaya hazır, uzun zamandan sonra hem retro etkisinden hem 28 gün önce gerçekleşen işte ay ikizler enerjisinden sonra daha iyi ve daha dışı dönük hissedeceğiniz bir haftaya başlıyorsunuz, öyle söyleyebilirim. Yine pazartesi günü güneşle Mars ikizler burcunda arasında burada bir açı var. Burada daha cesaretlisiniz, daha yeniliklerle ilgili, daha belki sınırları genişletmek, daha uzaklar, daha uzak ufuklar, daha yeniliklerle ilgili bir şeyleri başlatma enerjiniz çok yüksek. Ve yine pazartesi bakıyorum, Merkür Oğlak Burcu'nda ve Uranüs arasında bir açı var. Aslında sizin bakış açınız, farkındalığınız değişiyor, hep söylüyorum. Burada Uranüs ve Boğa Burcu'ndaki tutulmaların etkisi, İlişkilere, insanlara, değer yargılarına, varlığa, maddi konulara ve koşullara bakış açınızın değiştiği. Burada otoriter figürlerle, patron, baba ya da resmi kurumlardaki otoriter figürlerle de bir takım görüşmeleriniz, konuşmalarınız olacak. Bu görüşme ve konuşmalar sizin için özellikle maddi konu, koşul ve durumlarla ilgili yeni yapılanmaya vaat ediyor. 1 Şubat'a baktığım zaman Güneş ile Şiron arasında bir açı. Şimdi burada birazcık arkadaşlar yanıltabilir. Birazcık gelecek planları yaparken hani hevesinizin kaybolmaması gerekiyor. Siz çünkü çok hızlı dinamik hareket ediyorsunuz. Ama bir anda fikrin, düşüncenin değişmemesi, herkesin dediğine itimat etmemenizi tavsiye ederim ben burada. Birazcık arkadaşlar tarafından yanıltıcı etkiler olabilir. Yani çok inanarak, güvenerek yaptığınız bir şey hayal kırıklığı yaratabilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve çarşamba akşam saatlerinde Ay Yengeç enerjisi aileyle ortak payda da bütçe, ekonomi ya da kazanç gelirlerle ilgili birlikte hareket etmeyi bize gösteriyor. Birazcık sanki sizler için daha ailedeki otorite figürlerini maddi konu ve koşullarda ağırlığını hissedeceksiniz bu hafta. Perşembe gününe baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda Kuzey Ay düğümünün arasında bir açı var. Bu sizinle ilgili, hayatınızla ilgili bir yeni yapılanma. Yapmak istedikleri hayata geçirmek. Yapmak istediklerinizle ilgili olan kısımda severek yapacağınız bir iş, bir uğraş, yaratıcı bir şeyin ortaya çıkması, maddi konu koşullarla ilgili. Burada gerçeklik çerçevesinde sistem kurmanıza izin veriyor. Fakat birazcık fikir, düşünceler değişmiş olabilir. Daha günümüze, zamanımıza ayak uydurarak ya da yenilikleri hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir uğraş, yeni bir çaba, gayret ya da kendinize ortaya koyduğunuz olan alanlarda, ben hep ona kariyer derim, kariyer sadece iş uğraşlı değil, bir nevi sizin etiketinizdir aslında. Bununla ilgili böyle farklı bir yelpaze, farklı bir konuda ortaya çıkabilir sizin hayatınızda. 4 Şubat Cumartesi gününe baktığım zaman yine böyle sürpriz gelişmeler var. Bu sürpriz gelişmeler birazcık böyle bir anda kafa yapınızın değişmesi, önce sizle başlayan o değişim. Yenilikler, yeni alanlarla, yeniliklerle ilgili sizi de çok destekliyor. Özellikle bakın yeni bir düzen, yeni bir sistem kurmakla ilgili, yeni bir yapılanmakla ilgili Mart'ın ilk haftasına kadar çok kıymetli bir dönem. Ve yine hafta sonuna doğru ilerlerken Ay Aslan enerjisine doğru gidiyor. Ay Aslan enerjisi Pazar günü Aslan Burcu'nda bir dolunay etkisi var. Pazar günü aynı zamanda Venüs Balık Burcu'nda ve Mars Burcu'muzda ikizlerde retrodan çıktı. Burada sizin hayatınızla ilgili olan kısımda kendinizi ortaya koyduğunuz, çabaladığınız konularda daha varlığınızı ve kendinizin ağırlığını hissettirdiğiniz durumlarla ilgili gelişmeler var. Özel hayatla ilgili, ilişkiyle ilgili bir sorumluluk almakla ilgili olabilir. Daha çok kariyer, kazançlarla ilgili, daha farklı bir iş ya da uğraşla ilgili bir şeyleri ortaya koymak, hayata geçirmekle ilgili olabilir. Birazcık böyle etrafınızı şaşırtacaksınız yani. Siz bir anda sürpriz bir hamle yapacaksınız. Ve Pazar günü Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda gerçekleşen tutulmanın aslında tam etkisinde bütün olaylar, konular hayatınıza gelecek. Özellikle bakın eğitim konuları, yakın çevreyle olan ilişkiler,
yine kuzenlerle, akrabalarla olan ilişkiler. Ama burada daha çok bilgi ve becerinizle ilgili varlığınızı ortaya koymakla ilgili. Belki şimdiye kadar keşfedemediğiniz kendimi nasıl açığa ortaya çıkaracağım ya da ne yapmak istiyorum kısmınla ilgili sorunun yanıtını bulacağınız bir süreç diyor bize. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen yengeç, güneş burcu yengeç olan sevgili takipçilerimiz. Şimdi ay ikizler enerjisi birazcık sizi bir yoruyor. Çünkü ay ikizler enerjisinde aslında enerjiniz çok yüksek ama kendi içinizde ikilem ve gelgitlerden dolayı biraz kaygıdasınız. Biraz daha stresli geçiyor. Haftaya birazcık bu şekilde başlayacaksınız. Pazartesi günü yine Mars ikizler burcunda. Aslında bu sizi çok yordu. Çünkü çabamı, gayretimi açığa ortaya çıkartamıyorum. Kendi içimde yönümü bulamıyorum diyorsunuz. Güneşle arasındaki açı biraz aslında böyle daha iç sesinizi dinlemenizi tavsiye ediyor. Çünkü belki orada yarattığınız korku, kaygı ya da içinize doğan, aklınızdan geçen şeyin hayata geçme enerjisi de var. Ama birazcık böyle o yönünüzü bulmakla ilgili olan bir süreç. Biraz daha hani bu konuyla ilgili önünüzde bir süreç, bir zaman var diyeyim. Ama bunu bir kıymetli bir şekilde değerlendirmek isterseniz daha içinizdeki korkuyu, kaygıyı ya da o belirsizliği, gelgiti çözmekle ilgili aslında önemli bir süreç. Buradaki maddi konu koşul ve durumlarla ilgili. Yani sadece siz değil, sizin kazancınız ya da harcamanız değil, belki de hep birlikte aile üyeleri, eşiniz, ortak birlikte iş yaptığınız insanlar. Birazcık burada finansal anlamda da resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili hani ödemeler, beklentiler, gelirleri dengelemekle ilgili bir süreç. Yine pazartesi gününe bakıyorum. Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs arasında bir açı var. Bu ilişkilerle ilgili. İlişkilerle ilgili olan konularda geleceği yolu yönü belirlemekle ilgili bir konuyu, durumu gösteriyor. Birazcık böyle sürpriz gelişmeleri açık. Yine ortaklıklarla ilgili olan konularda belki de bazı arkadaşlarınızın fırsatlarını hani tamam yaparız, yardımcı oluruz, destek oluruz dediği noktada belki de o desteği, o yardımı istediğinizde hani beklediğiniz gibi size yardımınız, desteğini görmeyebilirsiniz. O da biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Belki de ilişkileri birazcık yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 1 Şubat'taki etkilere baktığım zaman Güneş'le Şiron arasında bir açı var. Bu sanki bazı koşul ve durumlarda çalışıyorum, çabalıyorum ama hak ettiğimi almıyor. Veya toplum önündeki statünüz, hani geriye dönüp baktığınızda okuduğum bölüm, yaptığım iş, uğraş, hani kendime hiçbir şey mi ekleyemedim? Ya da ben yaptığım çalışma çabalarla burada mı olmak durumundayım gibi böyle bir kaygıya, bir endişeye düşebilirsiniz. Birazcık burada sizin uzun zamandır çalıştığınız bir proje, bir fikir, düşünce ya da işle ilgili çok daha farklı birinin o konuyu, o duruma getirilmesi birazcık sizi yaralayabilir. Ama burada benim size tavsiyem şu, kendinizi ortaya koymak istiyorsanız eğer, bu krizi, durumu atlatmak istiyorsanız varlığını hissettirmelisiniz ve hiçbir şekilde pes etmemelisiniz. Çarşamba günü ay yengeç enerjisi, o birazcık sizi böyle kabuğunuzdan çıkaracak. Biraz daha ne istiyorum, nasıl varlığımı ortaya koymalıyım, hangi konuda üzüldüm, yaralandım ya da bunu nasıl atlatabilirim kısmını birazcık çalıştıracak. Ve yine 2 Şubat'a baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda su elementi olduğunuz için aslında bu zaten güzel bir etkide değerlendirirseniz eğer, ama su elementi olduğunuz için sizi de birazcık destekler ve Kuzey Ay düğümünün arasında bir açı var. Birazcık daha böyle hani olayların içinde kaybolmayı bırakıp aslında ben ne yapmak istiyorum kısmınla ilgili o destekleyici gücü ve etkiyi bulmalıyım. Sadece yeni bir yol bulmalıyım anlamında bir etki. Evet, yeni bir yol bulduğunuz zaman zaten gelecek planlarınla ilgili Kuzey Ay düğümü boğa, boğa burcundaki tutulmalar, Uranüs boğa yeni bir yöne doğru zaten sizi yönlendiriyor uzun zamandır. Yine bu yönle ilgili olan kısımda belki bir hani karar aşamasındasınız, yol ayrımında olabilirsiniz. Cumartesi gününe baktığım zaman Güneş ile Uranüs arasındaki açı, maddi konu koşul durumlarla ilgili belki bir değişiklik yapmak zorundasınız. Bir gelir arttırıcı bir şeyler yapmak zorundasınız. Ama burada birazcık böyle bugünü değil geleceği düşünerek belki etrafınızdaki arkadaşlardan hani bir iş, bir tanıdığı, bir yerler, yapacağınız herhangi bir şeyle ilgili bir desteğini ya da fikrini isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru giderken Ay Aslan enerjisine gidiyor. Aslan burcundaki dolunay sizin için önemli. Ama öncelikle şuna belirtmek istiyorum, pazar günü Venüs ile Mars arasında bir açı var. Bu Venüs ile Mars arasındaki açıda ben size tek bir şey belirtmek istiyorum. Kendi içinizdeki çıkmazı
Çıkmasın içinde kaybolmayın. Öyle söyleyeyim. Zihin çok hızlı hareket etmek istiyor ama çaba gayreti ortaya çıkaramıyorsunuz. Aslında burada sadece kendi içinizde bir düzen sistem oturttuğunuzu, bu konuyla ilgili açığa çıkartmanız gereken zaman diliminde hazırlıklı olmanızı. Şu an kendi kendinize hani böyle bir kenarda köşede oturup böyle fikir düşüncelerle yiyip bitirmek değil de bunu sistem kurmak anlamında düşünün. Az bir zaman sonra zaten kurduğunuz sistem ya da düzenle ilgili hayata geçirmeniz gereken bir durum karşınıza geldiğinizde hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyor. Pazar günü gerçekleşecek Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Sizin için önemli. Çünkü parasal konu koşullarda maddi gelirlerle ilgili olan alanda. Burada aynı zamanda tutulmayı da tetikliyor. 8 Kasım'da gerçekleşen tutulmanın da derecesini olaylarını, konularını hayatınıza getirecek. Tamamıyla buradaki bu Aslan Burcu'ndaki dolunayın konusu maddi konular, koşullar. Benim size tavsiyem şu olabilir. Kendi kaynaklarınıza güvenin, yapmak istediğiniz iş ya da uğraşla ilgili önümüzdeki bir senelik süreçte kendinize güvenin. Gölge tarafı şu. Hani daha lüks, daha güzel şeyler, daha kendinizi bazı farklı bir şekilde ortaya koymakla ilgili bütçenizi aşmayın derim ben size. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Aslan, Güneş Burcu Aslan olan sevgili takipçilerimiz, önemli bir hafta sizin için. Çünkü hem tutulma derecesi gerçekleşti hem burcunuza gerçekleşecek bir dolunay var. Çeşitli tekniklerden de astrolog olarak baktığımda ben hep uyarıyorum sizi, 1,5 senedir ve bu 1 sene çok önemli. Yeni bir yapılanma sürecine giriyorsunuz. Ay ikizler enerjisi sosyal bir haftaya başlayacaksınız. Arkadaşlar, iletişimler, görüşmeler, bağlantılar ve pazartesi günü yine Güneş ile Mars arasında bir açı var. Evet, yine sosyal çevre, sosyallik, arkadaşlar, arkadaşlarla ilgili yapılan etkinlikler, organizasyonlar, ilişkilerle ilgili, ortaklık ya da ikili ilişkilerle ilgili, gelecekle ilgili olan planlarda bir sistem düzen kurmalısınız. Hani belki bir tamam mı, devam mı ya da ilişkiyi çok daha farklı bir noktaya getirmekle ilgili olan bir kısımda. Çünkü sistem artık şu 2,5 aylık süreçte çok böyle ikilemde kaldınız. Ama o düzeni oturtmakla ilgili bir gelişmeyi, hani bir karara geleceksiniz diyor sistem. Aynı zamanda pazartesi günü Merkür ve Uranüs arasında bir açı var. Bu sizin tamamıyla profesyonel günlük yaşantınız, profesyonel iş hayatınız ya da hayatınızı oluşturan günlük rutininiz, çalışma şekliniz, hareketliliğinizle ilgili yeni bir yapılanma. Sevgili Aslan Burçları için kariyerle ilgili sürpriz gelişmeler var bu sene. Biraz da böyle tutulma derecesinin de tetiklenmesi buna doğru yöneltiyor size. Burada daha çok kariyerden gelecek iş, uğraş ve kaynaklar. Bunlar sizin için önemli. Otorite figürlerle görüşmekle ilgili bir süreciniz olabilir. Yine otorite figürlerinde bir takım anlaşmalar, görüşmeler olabilir. 2,5 aydır zorlandığınız konu ve durumlarla ilgili işte şimdi yapılanmanın zamanı. İzin istiyorum. Kusura bakmayın. Geçen programlarda da belirttim. Ben bu konuda teşekkür ederim kanaldaki arkadaşlarımla da görüştüğümde. Biraz daha açık, net ve samimi olmayı tercih ediyorum. Evet, herkes gibi üst solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum ve bu düzelmiş halim. Ama sürekli programda konuştuğum için arada böyle şeyler olabiliyor. Affınıza sığınıyorum. Anlayışınız için de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Aslan Burçları, bu hafta önemli. Özellikle pazartesi günü görüşmeler, anlaşmalar, bağlantılar ve konuşmanız gerçekten şimdiye kadar etkilediğinden çok daha fazla etkileyecek ve çok daha güven verecek. Bunu da lütfen unutmayın. 1 Şubat Çarşamba gününe baktığımda Güneş ve Şiron arasında bir açı var. Biraz böyle yenilik yapmak, rutinle devam etmek ya da sorumluluk almak ya da almamakla ilgili olan kısımda birazcık böyle cesaretiniz kırılabilir, cesaret edemeyebilirsiniz. Bazı koşul ve durumlarda yarıda kalmış, kesintiye uğramış gibi hissedebilirsiniz ama hayır, kendinize güvenin. Şimdiye kadar ilerlediğiniz yol ve tutum ya da tavırlarla değil, çok daha farklı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ve bu sefer biraz daha bencilce, bireysel anlamda değil, her neyse konunuz ortaklık, ilişkilerse eğer, iki kişi adına düşüneceksiniz. Herkesin iyiliği için bir şey yapmaya çalıştığınız için zaten bir takım şeyler olmuyordu. Birazcık burada bencilce değil ama ikinizin iyiliği için yani bir hareket etmelisiniz. Çarşamba gününe baktığım zaman akşam saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçecek. O biraz daha sizi böyle hani evinize, yuvaya, daha kendi içinize çeker. Biraz daha böyle bir şeyleri düşünmeliyim.
biraz daha sakin kalmalıyım. Biraz daha belki hani etkinlik organizasyonlarda dışarıda olmak yerine evinizde olacaksınız. Daha kendi içinizde, evinizde, dört duvarınızda da kendi içinizde olacaksınız. Ve Perşembe gününe baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda ve Kuzey Ay Düğümü'nün arasında bir açı var. Bu bakın krizli bir dönemin bitmesini gösteriyor. Krizli bir sürecin maddi konu koşullarla ilgili olabilir. Yapacağınız iş, uğraşla ilgili gelirler Şubat'tan itibaren zaten artmaya başlayacak. Aynı zamanda bir takım krizli durumları bitirmek, kapatmak, bu kariyerinizle ilgili eğer hani bir işle ilgili haber bekliyorsanız bunun gelmesi, farklı bir işe, sektöre geçmekle ilgili ve cumartesi gününe baktığım zaman Güneş ve Uranüs arasında bir anda böyle kara bulutlar dağılabilir. Eşiniz, partneriniz, ortağınızla ilgili, ilişkilerle ilgili ya da yoluna girmeyen konularla ilgili ya da işinizle, kariyerinizle ilgili, yapmak istediğinizle ilgili biraz şaşırtıcı, sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Ve hafta sonuna doğru ilerlediğimizde Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Sizin için önemli bir dolunay. Aynı zamanda pazar sabahına bakıyorum yine Venüs Balık Burcu'nda Mars'la sanki birazcık böyle krizler, bir takım bitirilmesi gereken konular, durumlar, gelişmeler sizi biraz daha hareketlendirecek. Maddi konu koşulları arttırmak, gelirlerle ilgili ilişkide krizli durumları bitirip hani gelecekle ilgili bir takım planları yapmak adına önemli bir etki. Ama bu sefer şöyle, sizi yormuyor. Daha hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde bir düzen sistem oturtuyorsunuz. Pazar günü akşamüstü saatlerinde gerçekleşecek. Aslan Burcu'nda bir dolunay enerjisi var. Özellikle 8 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki tutulmanın derecesinde işte bu tutulmanın bütün olay ve konularını hayatınıza getirecek. Bu sizin yeni bir versiyonunuz, yeniliğiniz, sizinle ilgili olan konularda daha varlığı ortaya koymak, daha kendinizi göstermek. Ama burada daha yeni, daha uzun vadeli, daha kalıcı ve birazcık kuralların, kalıpların, tarzınızın dışına çıkacaksınız. Sabit olarak devam eden o rutin değişecek diyor. Sizler için çok önemli. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Başak, Güneş Burcu Başak olan sevgili takipçilerimiz, sevgili Başak Burçları, Ay İkizler enerjisi, özellikle sizin hayatınızla ilgili yeni yapılanma sürecinle ilgili olan kısımda, daha kendinizi göstermenizle ilgili olan alanda daha hızlı ve hareketli bir sürece geçeceksiniz. Biraz daha hani planlarınızı hayata geçirmek isteyeceğiniz bir sürece geçeceksiniz. Bu da sizi çok destekliyor. Yine pazartesi gününe baktığımda Güneş ile Mars arasında bir açı var. Bu sizin için tamamen günlük hayatınız içerisindeki ya da profesyonel bir iş hayatınız varsa bununla ilgili bir yapılanmayı veriyor. Sistem kurmak. Bu tam size göre zaten. Ya detayın içinde kaybolursunuz ya da çok güzel bir şekilde sistem kurarsınız. İşte şimdi o sistemi uygulamak, kurduğunuz ya da kuramadıysanız eğer, hadi bakalım şimdi kurmanın zamanı Mart başına kadarki süreçte. Bunu uygulamayla ilgili olan kısımdan bahsediyor bize. Güzel, destekleyici bir etki, bir süreç. Ve yine aynı şekilde Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs arasında çok güzel bir açı var. Toprak elementi, siz de toprak elementisiniz, bundan zaten nasibinizi fazlasıyla alırsınız. Hadi bakalım böyle hayatınızla ilgili severek, isteyerek yapıp kendinizi daha göz önüne alacağınız, yeteneğinizi, becerinizi, uzun süredir çalıştığınız ya da uzun süre çalışacağınız bir yetenek, beceriyi hayata geçirmekle ilgili güzel bir süreç. Burada sürpriz gelişmeler, sürpriz yenilikler, birazcık kalıpların, kuralların dışına çıkacaksınız. Yenilik, yeni bir şey yapacaksınız. Şaşırtırsınız etrafınızı, belki kendinize şaşıracaksınız. 1 Şubat'a baktığınız zaman Güneş ve Şiron arasında bir açı var. Güneş ve Şiron arasındaki bu açı birazcık böyle krizli durumların bitirilmesi gerektiğini, o bitirdiğiniz noktada maddi açıdan da birazcık daha böyle farklı şartlar ve durumların söz konusu olacağını söylüyor. Burada özellikle iş hayatınızla ilgili olan konular veya günlük yaşantınızla ilgili uğraştığınız işler, çabalar, gayretlerle ilgili veya çok çeşitli yaş grubundan takipçilerimiz, danışanlar, izleyicilerim olduğu için burada hani öğrencisinizdir ya da hayatınızı yapılandırmak için bir eğitim, bir uğraşla ilgilidir. Bununla ilgili olan konularda sağlam adımlarla emin olarak ilerlemenizi söylüyor. İlk başta durumlar birazcık krizli olabilir. Ama bu konuyla ilgili çok böyle hani o krizin içinde kaybolmayın. Daha çok hani geleceğinizi yapılandıracak etki, çalışma ve çabalar içerisine girmenizi tavsiye ediyor. Yine çarşamba günü akşam saatlerine baktığım zaman Ay Yengeç enerjisi
herkese ailenizden görebilirsiniz. Bu birazcık hem iyi, ilişkileri kuvvetlendirmek açısından hem de birazcık böyle yanıltıcı da olabilir. Ne olursa olsun herkes aileniz olamaz. Önceliğiniz her zaman aileniz olmalıdır. Burada yine aynı şekilde bazı başak burçları için gelecekle ilgili bir takım bir şeyler yaparken önceliğim ailemle ilgili olan konular diyebilirsiniz. Ve Perşembe gününe baktığım zaman Venüs balık burcunda ve Kuzey Ay düğümünün arasında bir açı var. Bu hayatınızla ilgili bir yenilikle ilgili yeni bir süreç. Yeni belki bir ortaklık, bir ilişkilerle ilgili yeni, daha farklı bir versiyona ilerlemekle ilgili sizin cesaret edip adım atmanız gereken bir süreç. Sistem sizi çok destekliyor bu anlamda. Ve cumartesi gününe baktığınız zaman Güneş ile Uranüs arasında bir açı. Evet, birçokları için iş, okuduğu bölüm, kariyer, günlük hayatında uğraştığı uğraşları değiştirmekle ilgili. Belki işinizdeki pozisyonunuzu değiştirmek ya da daha kendinize farklı göstermek. Yeteneğim, becerim var ama aynı pozisyon ya da işte devam etmek istemiyorum dediğiniz bir süreç. Ve cuma günü, özür dilerim, cumartesi günü bu etkilerle geçerken pazar gününe doğru ilerliyorum. Ay Aslan enerjisinde Dolunay'a doğru gidiyoruz. Ama pazar sabahı itibariyle Venüs Balık Burcu'ndaki Mars arasındaki açı birazcık ikili ilişkileri gösteriyor burada. Şimdi ikili ilişkilerle ilgili bir yapılanmayı verebilir, sorumluluk almayı verebilir, bir ortaklığı verebilir, toplum önündeki statünüzle ilgili, bu aynı zamanda kariyeri de verebilir. Çünkü çok çeşitli hayatınızla ilgili yapılandırmanız gereken önemli bir süreç. Çünkü vitrinde sunduğunuz sizin hani etiketleri, statüleri değişiyor. Şimdi Aslan Burcu'ndaki Dolunay'a baktığım zaman Aslan Burcu'ndaki Dolunay aslında sancılı bir dönemin bitişini gösteriyor bize. Yani korktuğunuz, endişelendiğiniz, sabit takılıp kaldığınız bir takım konu ve durumları değiştirip dönüştürmenizle ilgili. Çünkü yeni bir versiyona geçeceksiniz, tamamen yeniliklerle ilgili. Belki de hiç cesaret edemediğiniz, bilmediğiniz yerlere doğru ilerleyeceksiniz ama bunlar size gerçekten iyi gelecek. Zaten 8 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki tutulma bunu vaat ediyor size. Üstelik de yine bir sabitte, aynı derecede Aslan Burcu'ndaki bu seferki yeniliklere gitmek, ilerlemek istiyorsan eğer korkularından arınmalısın diyor. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen terazi, güneş burcu terazi olan sevgili takipçilerimiz, ay ikizler enerjisi pazartesi günü daha dinamiklik getirir size. Hava elementi olduğu için size o anlamda çok iyi gelecektir. Yeni bir takım bir şeyler yapmak, yeni uğraşlar, çabalar. Hani böyle her ayın başında, her pazartesi bir karar alırız ya. Yani sanki böyle bir karar almakla ilgili bir zamanı gösteriyor bize. Yine pazartesi gününe baktığım zaman burada Güneş ile Mars arasında bir açı var. Evet, siz de yeni bir düzen kuruyorsunuz. Belki ilişkinizle ilgili, belki çocuklarınızla ilgili sorumluluklarla ilgili olan kısımda. Ama bu sefer severek yaptığınız bir yeteneğiniz, beceriniz burada aynı zamanda bana bu hafta şunu da veriyor. Hani ben hiç bu işe ciddi olarak bakmamıştım. Sadece hobimde, aktivitemde dediğiniz konu, koşul ve durumlarla ilgili sürpriz gelişmeler, bir anda işinizin olması, bir anda ondan bir kaynak sağlamanız söz konusu olabilir. Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs arasında güzel bir açı var. Burada mirasla ilgili olan konular, aileyle ilgili olan konular, ortak payda da bu sefer siz, hani sizin sözünüz dinleniyor. Otorite figürü sizsiniz. Karar verecek olan sizsiniz. Uzun vadeli planlarda işi bu sefer yönetecek olan sizsiniz. 1 Şubat'a baktığım zaman Güneş ile Şiron arasında bir açı var. Birazcık bu böyle ilişkilerle ilgili yanıltıcı etkiler olabilir. Biraz vaat edilen hayatınıza gelmeyebilir. Birazcık burada ben sen çatışması. Ben şunu şöyle söylüyorum. Birbirinizi olduğunuz gibi kabul edin. İlişkilerle ilgili olan konularda birbirinize ayar çekmeyin derim. Bu bunu verebilir. Aynı zamanda böyle açık düşmanlık yapan ya da sizin ortaya koyduğunuz yeteneğiniz, becerinizi aşağıya çekmek isteyen insan olabilir. Hiç bunlara takılmayın diyorum. Çünkü gökyüzü bu anlamda sizi çok destekliyor. Çarşamba gününe baktığım zaman ay yengeç enerjisi, gündeminiz, konunuz, aile birliğiniz, aileniz, ailenizle birlikte hareket ettiğiniz konu, koşul ve durumlar. Tamamen bunlarla ilgileneceksiniz. Yine bakın bir hobinizi, evini yakınından bir aktivite, bir şeyler yaparak böyle hayata geçireceksiniz. Bundan böyle çok enteresan bir kariyer, bir para, bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle bir etkiyi de veriyor. Hiç tahmin etmediğiniz bir hobiniz. Ve 2 Şubat'a baktığım zaman Venüs ile Kuzey Ay düğümü arasında destekleyici bir açı var. Belki de bir takım böyle yeni kaynaklara yaratma enerjisi sizi sürpriz bir yerlere götürecek. Yani günlük hayatınızı değiştirecek,
İş hayatınızda birazcık böyle krizi durumlar, yeni ikinci bir iş, ikinci bir uğraş, bir gelir kaynak arttırmakla ilgili olan kısmı bize veriyor. Yine aynı şekilde profesyonel anlamda bir iş hayatınız varsa, işle ilgili konularda bir son, bir bitirme, aynı zamanda günlük hayatınızla ilgili böyle sizi çok yoran ya da gereksiz artık uğraşmak istemiyorum dediğiniz bir işiniz varsa bunları artık böyle tatlı tatlı bitirmekle ilgili güzel bir süreç. Ve 4 Şubat Cumartesi gününe baktığım zaman Güneş ile Uranüs arasında sürpriz bir açı var. Şöyle söyleyeyim size, bazı terazi burçları için süre gelen ama kimseye ser verip sır vermediğiniz ilişkinizi açığa çıkarmakla ilgili bir süreç olabilir. Burada yine aynı şekilde bazı maddi koşul ve durumların daralmasıyla birlikte hani kafanızı dağıtmak için yaptığınız hobinizi yine hayata geçirmek ve oradan bir kazanç sağlamakla ilgili olabilir. Bir yeteneğinizle çünkü bir şeyler kazanacaksınız. Ama burada bazı terazi burçları için hani dolu dizgin giden bir ilişkinin ortaya çıkması gibi bir durumda söz konusu olabilir. Hafta sonuna baktığımız zaman Ay Aslan Burcu enerjisinde Dolunay'a doğru gidiyoruz. Pazar sabahı Venüs Balık Burcu'nda ve Mars arasında bir açı var. Bu yeni bir düzene, yeni bir sisteme. Çok gönüllüsünüz. Buna doğru giderken hani bazı şeyleri bırakmak, iş hayatınızı, işlerinizi, sorumluluklarınızı bırakmak ya da günlük hayat içerisindeki koşturmacanızla yeni bir yapılanmaya giriyorsunuz. Biraz kendime zaman ayırmak istiyorum diyorsunuz. Ama bu boş böyle hani tatil yapmak, istirahat etmek değil de yeni bir yapılanmaya gireceğim. Bu yapılanmada hani yeni gelişmeleri ya da yeni kaynakları hayatıma getirmek istiyorum diyorsunuz. Pazar günü Aslan Burcu 16 derecede bir dolunay var. 8 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki tutulmanın olayları, konuları, her şey şu an artık önünüze geliyor. Çok önemli bir süreç. Şu bir haftalık süreç. Sizin için tamamen gelecek planlar, arkadaş çevresi, sosyal çevre ve yine söylüyorum gelir kaynaklarınızın artmasıyla ilgili olan kısımda çalışacak. Hadi bakalım planlar değişebilir. Yeniliklere ilerleyebilirsiniz. Ama bu sefer patron sizsiniz. Terazideki bir hava elementi gelip geçici bir şey değil. Uzun vadeli kalıcı bir değişim dönüşümün habercisi. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen akrep, güneş burcu akrep olan sevgili takipçilerimiz. Sevgili akrep burçları. Şimdi pazartesi günü ay ikizler enerjisi, krizli durumlar. Sizi çok yordu. Yöneticiniz çünkü ikizlerde bir retro yaşadınız. Üstelik de burada böyle bir krizli bir durum, bir alan, bir konuyla ilgili olan bir yerde olduğu için bu sizi birazcık yordu açıkçası. Yine böyle bir kriz masası gibisiniz. Ama bu sefer artık sistemi düzeni kuran sizsiniz. Çünkü orada Satürn de bu anlamda aslında destekliyor. Mart'ın ilk haftasına kadarki süreç önemli. Ve aynı zamanda burası birazcık ekonomik anlamda da hani her yere yetmeye çalışan bir akrebi gösteriyor. Şubat'tan itibaren birazcık rahatlamaya başlarsınız. Pazartesi günü yine Güneş ile Mars arasında, yöneticisi Mars arasında bir açı var. Evet, burada sanki pazartesi gününden itibaren hani ailevi konular, evin içerisindeki ekonomik şartlar, tek başına hareket etmek değil, belki bazı borçlarda ya da bazı desteklerde aileden bir takım bir şeylerle ilgili. Belki siz destek olacaksınız ya da size destekleri olacak. Hani bunu yapılandırmakla ilgili olan bir süreçtesiniz. Ama yine başrolde siz varsınız. Hep akreplerde şöyle bir şey vardır. Hani bana güvenin, ben bunu çözeceğim. Yine başrolde siz varsınız, çözersiniz de. Ama çok kendinizi yormayın. Birazcık böyle bazı konuları biliyorsunuz, güney ay düğümü akrepten de geçerken bırakılması gereken bazı şeyler var. Değiştirip dönüştürülmesi gereken şeyler var. Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs arasında bir üçgen açı var. Toprak elementi olduğu için bu özellikle bakın flörtler, iletişim şekli, bilginiz. Bazı insanlara böyle bilginizi, becerinizi danışmanlık vererek aktarabilirsiniz. Herhangi bir konuyla ilgili size birileri bir şey sormuştur. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili anlaşma, konuşma, ifade etme. Yine böyle sürpriz hani bir takım böyle flörtler varsa flört aşamasında ya da hoşlandınız. Bu ilişkinin daha böyle konuşarak, anlaşarak daha uzun vadeli bir yere gitmesi, birbirinizi daha iyi anlamanız. Bunu da verebiliyor. Yine bu 1 Şubat'a baktığım zaman Güneş ve Şiron arasında bir açı var. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Ya kazançlar, gelirler yetmiyor, işle ilgili bir takım sıkıntılar var. Bunun herkesin yaşadığı bir süreç. Bu çok şu dönemde normal. Veya ailevi konu koşullarda günlük hayatınızın o kadar büyük bir parçasını alıyor ki aslında kendinizi ortaya koymak istediğiniz konularda koyamıyorsunuz. Aileyle ilgili olan konularda bazı sağlıkla ilgili problemler olabilir.
Bunlar böyle dikkatsizlik, bir takım sakatlanmalar, yaralanmalar bunlarla ilgili olabilir. Bunlara dikkat edin derim. Ve çarşamba günü Ay Yengeç enerjisi birazcık böyle hani evden, aileden, yuvadan belki de farklı bir yerlere gitmek isteyeceğiniz bir zaman. Bazı akrep burçları için yurt dışı, yabancı ülke, seyahatle ilgili olan konular yine gündeme gelebilir. Dikkat edin yalnız birazcık böyle hayal kırıklığı yaşamayın derim. Şartları iyice belirleyin. Gitmek, yerleşmek için demiyorum. Bazı akrep burçları için öyle olabilir. Bir seyahatle ilgili olabilir bu. Bu etkiyi de verebilir. Perşembe gününe baktığım zaman Venüs balık burcunda ve Kuzey Ay düğümünün arasında bir açı var. Bu ilişkilerin yapılanmasıyla ilgili olan. İlişkiler farklı bir noktaya, farklı bir boyuta gidiyor. Yani şu anlamda bir açıklama yapabilirim size. Süre gelen bir ilişkinizin değişim dönüşüme uğraması veya işte böyle çok yeni başlayan bir ilişkinin çok farklı bir noktaya gitmesi. Çünkü diyalog, birbirinize ifade etme, anlatma, iletişim şeklinin çok önemli ve çok daha böyle aynı zamanda hani sevgili akrep burçları için şöyle bir şey vardır. Hani düşündüğünüz bir ilişki şekli varsa böyle bir ilişkiyle ilgili bir yapılanmayı da hayatınıza getirebilir. Ama burada şunu söylüyor, tamamen ilişkiye odaklanma, sorumluluklarınla ilgilenirken sen sürpriz bir şekilde bu da sanki bu sistemin bana ödülü müydü diye gelebilir diyor. Cumartesi gününe baktığım zaman Güneş'le Uranüs arasında bir açı var. Güneş'le Uranüs arasındaki bu açı, ilişkilerinizde ailevi konu, koşul, durumlar varsa eğer bunları yapılandırıyorsunuz. Yine kriz yönetimi, kriz masası. Yine bana güvenin, sistemi ben kuruyorum diyorsunuz. Hani herkesin iyiliği için ben hep onu söylüyorum. Bir şey yaparken hadi ikimiz için, kendimiz için ne yaptık kısmında bunu da yapılandırıyorsunuz. Hafta sonuna doğru ilerliyorum. Pazar günü artık Aslan Burcu'ndaki Dolunay'ın etkisi sizin için çok önemli. Çok kıymetli. Pazar sabahına baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda ve Mars arasında bir açı var. Birazcık bakın sizler için de öyle. Hani belki bazılarınız için böyle akrepler bunu sever çünkü. Ser verip sır vermezler. Bir ilişki vardır. Herkes biliyordur ama kim olduğunu bilmiyor ya da hiç dile gelmemiştir. Bunun açığa çıkması olabilir. Biraz bazı konu durumlarda ilişkiyi çok farklı bir şekilde yaşıyorsunuzdur. Kendinizi farklı bir şekilde gösteriyorsunuzdur. Bu farklı bir şekilde göstermesi maddi açıda harcamalarla ilgili sıkıntı, problem yaratabilir. Bunu dikkat edin, alın. Aynı zamanda hani uzun süredir devam eden bir ilişkinin ortaya çıkması, daha böyle adının konması, herkesin bilmesi, ilişki şeklinizin değişmesini de veriyor. Şimdi Aslan Burcu'ndaki Dolunay çok önemli. Çünkü Kuzey Ay Düğümü Boğa'da gerçekleşen 8 Kasım'daki tam karşı evinizde gerçekleşen tutulmanın derecesini tetikliyor. Sabit bir burçsunuz. Sizin için çok önemli bir... şöyle söyleyeyim. 1,5 senelik, daha doğrusu 2 senelik bir süreçten bahsediyorum ve bu sene çok önemli. Çünkü size tamamen kariyer geliyor. Kariyer toplumundaki etiketiniz, statünüzdür sizin. Kimileri için ilişkilerin adının konması, kimileri için özellikle bu aslan vurgusu, böyle gerçekten çok sevdiğiniz, hani ortak paydada hayatı birlikte hani ilerletebileceğim dediğiniz bir ilişkinin adının konması, aynı zamanda kariyerinizle ilgili uzun zamandır çalıştığınız, çabaladığınız konu durumlarla ilgili hak ettiğiniz ünvanları almayı da veriyor burası size. Ama hep şunu söylüyorum. Gökyüzü sistem bu anlamda destekliyor. Ama gökyüzü sistem bu anlamda beni destekliyor diye elinizi kolunuzu bağlayıp bir kenara oturmuyorsunuz. Eğer gerçekten altyapıyı, donanımı, hazırlığı yaptıysanız aslında akreplerinden bir şey kurtulmaz. Çalışkanlardır. Evet, o anlamda sistem destek. Öteki türlü ben bunu danışanlarıma da söylüyorum. Takipçilere de söylüyorum. Her zaman da söyleyeceğim. Sistem bana bunu veriyor diye eğer elinizi kolunuzu bağlayıp sistem verecek diye oturup bir köşede bekliyorsanız üzgünüm. O transit gelir ve geçer. Burada çalışanı, o sistemi oturtanı ödüllendirir. 30 Ocak ve Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Yay, Güneş Burcu Yay olan sevgili takipçilerimiz. Sevgili yaylar, pazartesi günü ilişkiler tam karşı evinizde çünkü ikizler enerjisi var. Ay ikizlerde, aynı zamanda Mars da ikizlerde. Bütün uğraşımız, konumuz şu ilişkileri bir oturtmak, bir dengeyi düzene oturtmakla ilgili olan kısımda. Bu ilişkilerin içerisinde ikili ilişkiler, aileyle olan ilişkiler, aynı zamanda bazı böyle düşmanlıklar, hainlikler, aynı zamanda ortaklıklar da var. Şimdi pazartesi gününe bakıyorum, Güneş ile Mars arasında bir açı var. Bakın, kendinizi ifade etmek istiyorsanız eğer, bir, zihninizi toplayacaksınız, iki, iletişim şeklinizi değiştireceksiniz, üç, fikrine çok inanıp güvendiğiniz yakın çevrenizdeki insanların tavsiyesini alabilirsiniz. Bu sizi A noktasından B noktasına götürür.
Ama yanlış yönlendiren ya da sizden daha eksik aksak bilgiye sahip olan insanlarla değil. Aynı zamanda pazartesi günü Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs arasında bir açı var. Bu özellikle sizin ifade etmeniz, konuşmanız, söyleminiz ya da yatırımlarla ilgili uzun vadeli bir takım çalışmalarınız güven verici ve uzun zaman dilimi içerisinde geri dönüşünü alacağınız, meyvesini toplayacağınız, varlığınızı artıracağınız bir süreçten bahsediyor. Sürpriz gelişmeler var. İş değişikliği olabilir, sektör olabilir, yaptığınız konuyla ilgili olabilir ama her ne olursa olsun hem kendinize inancınız, güveniniz artıyor hem de kaynakları artırıyorsunuz. Kaynaklar nedir? Maddi konular, koşullar ve durumlarla ilgili olan kısım. 1 Şubat'a baktığımda Güneş ve Şiron arasında bir açı var. Güneş ve Şiron arasındaki açı sakın bana ah ah vah vah ne kadar şanssızım, ilişkilerle ilgili ne sıkıntı yaşıyorum, çocuklarımla ilgili ne sıkıntı yaşıyorum deme diyor. Hadi bakalım aklını, fikrini, zihnini topla. Yeni bir sistem, yeni bir düzenle, yeniliklerle ilgili sen çok daha farklı bir konuya, bir yeteneğe, beceriye kendini adadığın zaman zaten bunlar da kendiliğinden yoluna girecek diyor. Bu çok kıymetli bir bilgidir bu aslında. Çarşamba gününe bakıyorum. Akşam saatlerinde Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Birazcık böyle evin içerisinde yaşadığınız günler, evin içerisinde olmak istediğiniz, tek başınıza değil, aileyle birlikte maddi konu, koşul, gelirler, belki mirasla ilgili olan konular gündeminizde olabilir. 2 Şubat Perşembe gününe baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda ve Kuzey Ay Düğümü'nün arasında güzel destekleyici bir açı var. Burada hayatınızı da yapılandıracaksınız. Kimi ay burçları belki bir ev almak ya da bir farklı bir eve geçmek, daha aileden böyle ayrı yaşamakla ilgili olabilir. Hani bunlarla ilgili yeni bir sisteme, düzene giriyorsunuz. Çünkü profesyonel iş hayatınız, günlük hayatınız yeni bir yapılanmaya giriyor. Bunun eseri olacak o da. 4 Şubat Cumartesi gününe baktığım zaman Güneş ve Uranüs arasında bir açı var. Burada yine aynı etkiyi veriyor bakın. Hayatınızla ilgili bir değişim var. Yani günlük koşturmanız, günlük işiniz, işleyişiniz, hayatınız, yaşamınız ya da profesyonel iş hayatınız değişecek. Çok daha farklı gelişmeler söz konusu olacak ama burada iletişim şekliniz, bilginiz, beceriniz ve doğru bir şekilde kendini ifade etmeniz ve zamana, döneme, çağa ayak uydurmanız çok önemli. Hafta sonuna doğru ilerliyorum. Pazar günü Ay Aslan enerjisi, Aslan Burcu'nda bir dolunay var ama ondan önce Pazar sabahı Venüs Balık Burcu'nda ve Mars arasında bir açı var. Bu tamamen böyle ev, aile hayatı, yaşadığınız evin düzeni, taşınmayı da veriyor ve ilişkileri oturtmakla ilgili olan kısımda. Hadi bakalım yay burçları için sürpriz gelişmeler var. Aslan dolunayı çok önemli çünkü 8 Kasım'da Boğa Burcu'nda gerçekleşen tutulmanın derecesinde ve sizler için şunu söylüyor, yeniliklerle ilgili önemli bir süreç. Birazcık böyle çok cephede belki savaşacaksınız. Siz bu tür şeyleri sevmezsiniz. Her şey böyle sizin inancınız olsun da güzelliklerle hallolsun, çözülsün, bunları yapmak istiyorsunuz ama bunun için böyle önce yapılandırmanız gereken bir şeyler var. Şimdiye kadar yaptığınızda değil, bu sefer daha çalışkansınız. Daha herkesin eli için bir şey yaparken uygun bir dille insanlara da bu sefer kendim için bir şey yapmak istiyorum demeyi bileceksiniz diyor. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen Oğlak, Güneş Burcu Oğlak olan sevgili takipçilerimiz. Şimdi pazartesi günü Ay İkizler enerjisi, birazcık hızlı bir haftaya merhaba diyeceksiniz. Çok yönlü olacaksınız, çok konularla ilgili iletişimli olacaksınız, kendinizi ortaya koyacaksınız. 2,5 aydır zaten çok zorlanıyordunuz. Pazartesi günü yine Güneş ile Mars arasında güzel destekleyici bir açı var. Ne kadar çok bilginiz var, çok yönlüsünüz, çok cephede enerjinizi sarf ediyorsunuz ama bu boş bir enerji değil. Bunu zaten yapmazsınız. Yani sağlam, uzun vadeli kalıcı etkileri seviyorsunuz. Bunlarla ilgili olan kısımlarda daha maddi koşulları yapılandırmakla ilgili bir süreç, bir zaman dilimi. Bu sefer sistem, düzen kuruyorsunuz. Aynı zamanda Merkür Oğlak Burcu'nda ve Uranüs arasında güzel destekleyici bir açı var. Bu birazcık yetenekleri, becerileri, belki birazcık ilişkileri, çocuklarla ilgili olan konuları da düzenlemek, dengeye oturtmakla ilgili bir süreç. Ama her ne konuşuyorsanız, her neyi söylüyorsanız eğer uzun zamandır sizi uğraştıran, belki de bu retroda bir türlü böyle istediğiniz sonuca gelmeyen şeyleri net, hatları çizerek, güven vererek konuşuyorsunuz ve çözüyorsunuz. Ve bu sizin kendinize olan inancınızı da güçlendirecek ve daha iyi hissedeceksiniz ve daha güven vereceksiniz. Şimdi 1 Şubat'a baktığım zaman, özür dilerim. Kusura bakmayın.
Şimdi yine burada da belirteceğim. Burada birazcık sizin affınıza sığınıyorum. Çünkü herkes gibi üst solunum yollarımla ilgili uzun süredir devam eden problem yaşıyorum ve benim düzelmiş halim. Ama arada böyle çok uzun konuşunca böyle durumlar da oluyor. Onun için tekrar özür diliyorum. Şimdi sevgili yükselen oğlak ve güneş burcu oğlak burçlarına baktığım zaman 1 Şubat etkisini, güneş ve Şiron arasındaki bir açı var. Şimdi burada belki birazcık ailevi konular, koşullarda belki bazı insanlardan elinizi çekeceksiniz. Bazı sistem düzenleri oturturken belki bazı koşullarda onların artık kendi ayaklarının üzerinde durmasını isteyeceksiniz. Ya da bu konuyla ilgili hani yeni bir bütçe, yeni bir yapılanma, yeni bir yol haritası çizeceksiniz. Ama buradaki sorumluluğunuz çok fazla. Kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum diyorsunuz. Ama herkesin iyiliği için bir şey yaparken birazcık da kendinizi düşünmeniz gerekiyor diyor burası. Şimdi çarşamba günü Ay Yengeç Burcu'nda ilişkiler gündemde olacak. Ailevi konular, aileniz. Ama şimdi kendi çekirdek aileniz, anneniz, babanızdan da öte eğer bir evliliğiniz, bir ilişkiniz uzun süredir devam eden varsa bunlar gündemde olacak. Aile içinde bir takım düşmanlıklar, bir takım hainlikler söz konusu olabilir. Yani dost gibi görünen insanlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. 2 Şubat Perşembe gününe baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda ve Kuzey Ay Düğümü'nün arasında bir açı var. Bir takım konuşmalar, gelişmeler, kendinizi ifade etme şekliniz ya da düşündüğünüz bazı şeyleri hayatınıza getirebilir. İlişkilerle ilgili, yeteneklerle ilgili, kendinize ortaya koyduğunuz konu durumlarla ilgili ya da uzun zamandır eğer çocuk sahibiyseniz çocuklarınızın eğitiminle ilgili ya da bir takım onların yönlenmelerinle ilgili hani çok konuşuyorsunuzdur ama hiç dikkate almıyor gibi sizi üzüyordur ama sanki dikkate alacak gibi. Bu aynı zamanda ilişkilerle ilgili bir yapılanmayı da veriyor. Ve cumartesi gününe baktığım zaman Güneş'le Uranüs arasında bir açı var. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Sürpriz bir insan hayatınıza gelebilir. Duygular söz konusu olabilir. Burada birazcık böyle onunla birlikte daha keyifli, daha güzel zamanlar geçirmek için bir takım harcamalarda farklılıklar olabilir. Ya da her zaman sorumluluk değil, kendim için ne yapıyor? Biraz daha sevdiğiniz hobiler, sevdiğiniz aktiviteler, etkinlikler için bir şey yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili olan kısımda hiç tahmin etmedikleri kadar çok, daha özgürce onların para harcamalarını ya da aktivitelerini, uğraşlarına ya da alışverişte çok böyle şey hani sürpriz gelişmeler, çok tarzınızın dışı şeyler de yapabilirsiniz. Biraz hobinize, yeteneğinize, becerinize de böyle ya da eğlencelerinize de, eğlence hayatına da fazla böyle harcamalar yapabilirsiniz. Hafta sonu Ay Aslan enerjisine dolunaya doğru gidiyoruz. Pazar gününe baktığım zaman Venüs Balık Burcu'nda Mars arasında bir açı var. Burası tamamen hafta sonu da olsa profesyonel hayattan elinize yeteğinizi çekmiyorsunuz. Bir takım bir şeyleri yapılandırırken tüm hayatımı kontrol altına almalıyım ama önceliğim benim geleceğimi idame ettirmem ve daha başarılı olup daha her isteğimi yapmam için günlük hayat içerisindeki işleyişlerim ve profesyonel iş hayatınız. Olmasa bile genç yaşta bir takipçimizseniz bile bir takım bir şeyleri yapılandırıyorsunuz. Pazar günü Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu 8 Kasım'daki Boğa Burcu'ndaki toprak grubusunuz sizi de çok etkiliyor, destekliyor. Boğa Burcu'ndaki tutulmanın derecesini tetikliyor. Maddi konu, koşul ve durumlarla yeni bir yapılanma. Hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Hiç kimse yokmuş gibi hareket ediyorum. Ben maddi konu, koşul ve durumlarımı yeniden yapılandırıyorum diyorsunuz. Başarılı olur musunuz? Olursunuz. Toprak elementinin çok büyük desteği var çünkü. Evet, geldik Kova burçlarına. Şimdi 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası yükselen Kova, Güneş Burcu Kova olan takipçilerimiz. Ay ikizler enerjisi dinamiklik getiriyor. Yetenekler, beceriler, ilişkilerle ilgili. Hafta başına çok güzel başlıyorsunuz. Bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Şimdi pazartesi günü Güneş ile Mars arasında bir açı var. Bu ilişkilerle ilgili olan konularda güzel destekleyici etkileri veriyor. Keyifli flörtler, keyifli ilişkiler. Birazcık sosyal hayat, eğlence hayatı ama aynı zamanda da hani böyle hayatınızı idame ettireceğiniz konu, koşul, durumlarla ilgili yenilikler. Yenilikleri düzenlemekle ilgili. Mart başına kadar güzel destekleyici bir süreç. Şimdi Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs arasında bir açı var. Merkür Oğlak Burcu'nda ve Uranüs arasındaki açıya baktığım zaman bu birazcık böyle yeni kararlar almakla ilgili olan bir süreç. Uzun vadeli yeni kararlar alacağım. Birazcık böyle hava elementinden de öte daha ayakları yere basan sorumluluk gerektiren konularla ilgili. Çünkü birazcık ailenizi de şaşırtacaksınız. Birazcık yaşadığınız yerle ilgili değişimler, dönüşümler yapmak istiyorsunuz. Biraz bazı koşullarda daha duygusal değil,
biraz daha şirket yönetir gibi, biraz daha profesyonel. Çünkü duygusallık birazcık beni yoruyor diyebilirsiniz. 1 Şubat'a baktığım zaman Güneş ve Şiron arasında bir açı var. Bu tamamen şunu söylüyor, zihninizi toplamanızla ilgili. Belki de bir takım fikirler var ama aman bunu hayata geçireceğim ya da bu yapılanır mı dediniz. Ya da böyle etrafınızdaki kuzen, kardeş, akrabalar bazı koşullarda sizi hani yeteneksiz ya da fikrinizin hayata geçmeyeceği, ayakları yere basan uzun vadeli fikir olmadığını söyleyebilir. Bu birazcık bunlarla ilgili. Hayır, siz kendinize güvenin derim ben size. 2 Şubat Perşembe gününe baktığım zaman şimdi Venüs ile Kuzey Ay düğümü arasında bir açı var. Bu ekonomik anlamda maddi konu koşulları yapılandırmakla ilgili olan bir süreçte hem ailenize kendinizi ispat etmek, hem yaşam alanınızı değiştirmek, hem bazı durumlarda sorumlulukları biraz daha hafifletmek, kendim için bir şey yapmakla ilgili bir enerjiyi veriyor. Cumartesi gününe baktığım zaman Güneş ve Uranüs arasında bir açı var. Sizin konunuz, gündeminiz, aileniz. Hani herkes için bir şey yapmışsınız ama artık ailevi konu, koşul, durumlarla ilgili bazı yerlerde elimi çekmek istiyorum. Onlar kendi kanatlarınla uçabilirler. Yine destek olmam gereken yerde destek olurum ama artık kendi yaşam alanım, kendi hayatım için bir şeyler yapmak istiyorum diyorsunuz. Ve birçok kova burcu taşınma, yeni bir yerlere gitme ya da yeni bir ev alma ya da yeni bir eve geçme. Ayrı bir hayat yaşamakla ilgili olan bir süreci olabilir. Hafta sonu ayasal enerjisi dolunaya doğru giderken pazar sabahı Venüs balık burcunda ve Mars arasında bir açı var. Burada birazcık böyle şey, maddi koşullar gündemde. Birazcık böyle harcamalar ya da yatırımlar, onlara dikkat edin derim. Yani daha sağlamca hareket etmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda birazcık böyle hani bir ilişki varsa eğer ya da bir ilişkinin böyle ilk başları, kendinizi göstermek için fazla para harcayabilirsiniz. Biraz yemek, içmek, böyle eğlenceyle ilgili olan kısımlarda olabilir. Biraz harcamalar artabilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama hayatınızla ilgili yeni bir yapılanmadasınız. Şimdi pazar sabahına, pazar gününe baktığım zaman akşamüstü saatlerinde Aslan Burcu'nda bir dolunay var. 8 Kasım Boğa Burcu'ndaki tutulmanın tam bu dönüm noktası. İşte olaylar, konuları hayatınıza gelecek. Sizin tamamen maddi kaynaklarla ilgili olan alanınızda. Kaynaklar gelirler, getirirler. Yeni bir yapılanma. Yine bir ekonomik kalkınma diyorum ben buna. Bununla ilgili kendinize güvenin. Belki de uğraştığınız bir işinizin dışında alternatif işlerle yeni çağa uygun bir takım işlerle gelirler, getirirler elde edeceksiniz derim size. Evet, son burcumuzdayız. 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında yükselen balık, güneş burcu balık olan sevgili takipçilerim. Ay ikizler enerjisi evle ilgili konularda bir düzen kurmak, bir sistem kurmakla ilgili olan kısımdasınız. Bu sefer sizi yormayacak ama. Aynı zamanda aile içinde de bir sosyallik var. Böyle uzun zamandır hani bir arada oturmadığınız, sohbet etmediğiniz, böyle bir paylaşım yapmadığınız bir süreçteyseniz eğer öyle bir etki var. Pazartesi gününe bakıyorum, Güneş ile Mars arasında bir açı var. Yine şimdi bazı konu, koşul ve durumlarda belki kendinizi ortaya çıkaramadınız. Bu böyle sizi biraz daha açığa çıkarmak, ifade etmek, anlatmak, konuşmakla ilgili güzel bir süreç. Kendi varlığınızı ortaya koymak, babayla olan ya da eşle olan ilişkilerle ilgili yeni bir yapılandırma, yeni bir süreci de gösteriyor burada. Ve aynı zamanda Merkür Oğlak Burcu'nda Uranüs'te güzel destekleyici bir açı var. Birazcık böyle kardeşlerle, yakın çevreyle, akrabalarla ilişkileri yapılandırmak. Birazcık onlardan gelecekle ilgili, uzun vadeyle ilgili yapmak istediğiniz bir şeylerle ilgili fikir almak. Birazcık böyle onlarla olan sosyal hayatı hareketlendirmek. 1 Şubat'a baktığınız zaman Güneş ve Şiron arasında bir açı var. Bazı koşul ve durumlarda kendinizi ortaya koyamamanız maddi kaynaklarla ilgili kaygı yetiyor size. Ama burada yapmanız gereken bir, harekete geçmek. İki, her türlü koşulda para kazanacağınızı, kaynaklarınızı artırabileceğinizi inanmanız. Çarşamba akşamı itibarıyla burada Ay Yengeç enerjisi. Birazcık böyle çocuklar, hani aileyle bir arada olmak, yemek, içmek, sosyal hayat, aktiviteyle ilgili olan kısmı hareketlendirir. Perşembe gününe baktığım zaman Venüs balık burcunda, burcunuzda güzel destekleyici bir etkide ve Kuzey Ay düğümünde yeni bir yapılanması var. Burada bakın, kendinize inanarak, güvenerek, gerçeklik çerçevesinde fikir, düşünceleri ortaya koyma, bir takım kendini ifade etmek, varlığını göstermek, özellikle yakın çevredeki insanlara baktığım zaman ben, yakın çevrenizdeki kuzenler, kardeşler, bunlarla ilgili olan kısımda hani kendinizi böyle eksik hissedersiniz, belki istediğiniz
Onlar kadar bir bilgi birikim. Belki de böyle bir şey yoktur. Hani balıkta hep öyle bir kısım vardır ya. Bunu bırakın, kendinize inanın, güvenin ve zihninizi toparlayın diyor. Güzel, destekleyici bir etki. Aynı zamanda belki de bir eğitim, bir uğraş, bir çabaya başlayacaksınız. Bununla ilgili yeni bir yapılanmaya giriyorsunuz. Biraz etrafınızdakinin fikirlerini almakla ilgili, ama başarılı olacaksınız. Ve cumartesi gününe baktığım zaman güneşle Uranüs arasında bir açı var. Burada birazcık kendi varlığınızı ortaya koymakla ilgili önemli bir zaman dilimi ve bir süreç. Sürpriz fikirler, düşünceler, ilişkilerin, iletişimin değişmesi, gelişmesi, belki yeni bir eğitime başlamak, belki hani yapmak istiyorsunuz, şartlar ya da zamanınız uygun değildi, onu gerçekleştirmek istiyorsun, ama her neyse eğer iletişim şekliniz, eğitiminiz, kuzen, kardeş, akrabalarla ilgili olan ilişkilerinizde siz daha olmanız gereken, içinize sinen bir pozisyona ve içinize sinen bir konuma geleceksiniz. Hafta sonu Ay Aslan enerjisi Dolunay'a doğru gidiyoruz. Pazar sabahı itibariyle Venüs Balık burcunda ve Mars arasında bir açı var. Birazcık böyle ailevi konu, koşul ve durumlarla ilgili çaba gayret var. Kendini ifade etme, iletişim şeklini geliştirme, kendi varlığını ortaya koymak, ama buradaki püf şu, kendine güven diyor. Ve pazar günü Aslan burcunda bir dolunay var. 8 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşen tutulmanın derecesi, işte bütün olay, konular ve hikaye şu an önünüze geliyor. Neyle ilgili? Hayatınızla ilgili olan kısımda, günlük hayatınız, profesyonel iş hayatınız, sağlığınızla ilgili olan konulara da dikkat etmenizi tavsiye ederim burada. Daha çok mevsimsel değişim dönüşümden dolayı bir takım böyle üşütmeler, rahatsızlıklar olabilir. Ama daha çok kendi varlığını ortaya çıkarmak istiyorsan işte tamam, sahne sizin diyor. Kendine inanıp güvendiğin gerçeklik çerçevesinde özellikle günlük hayatınız ve profesyonel bir iş hayatınız, ya da hani ben daha eğitim alıyorum, hani buna zamanım var dediğiniz noktada yapabileceğiniz farklı sektör ya da işlerle ilgili kendinize güvenin. Yeter ki ayaklarınız yere bassın, gerçeklikten uzaklaşmayın diyor. Ha, aynı zamanda kreatif yeteneklerle ilgili yaptığınız bir şey varsa bu anlamları çok güzel destekliyor. Kendinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Sahne sanatlarıyla ilgili, görsellikle ilgili ya da yaptığınız işle ilgili o lüks, şatafat ya da o, ben hep onu derim, parlatmayı ya da patlamayı yapabilirsiniz. Bu anlamda da destekleyici etkiyi veriyor. Evet, 30 Ocak 5 Şubat 2023 haftası haftalık burç yorumlarında ben astrolog Beliz Aktan'la gökyüzünün yeryüzüne etkilerini size aktardım. Hadi bakalım, her biriniz haritalarınızı biliyorsunuz ve sizlere ne gibi etkiler yapacağınızı bilerek önümüzdeki haftayı sistemin el verdiği şekilde yönetebilirsiniz. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Geri dönüşleriniz, izlenme oranlarının artması ve bu programa olan ilginizden dolayı bizler için çok kıymetlisiniz. Sonra ekipteki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu yapım ve yayının gerçekleşmesinde onların çok büyük bir gayretleri ve çabası var. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte ben astrolog Beliz Aktan, Atürk TV ekranlarında canlı yayında, yine Beliz Aktan'la Astroloji Günlüğü programında sizlerle olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.